inanılmaz ilerledi. Balkan Şampiyonası'nda birincilikler, Dünya Şampiyonası'nda birincilikler yakalamış bir ülke. Biz de bunlara sporcularımızı göndererek, orada yarışmalarını sağlayarak onların hem tecrübesinden faydalanıp hem de bizim sporcularımızı bu sporun burada bu seviyede olduğundan fakat diğer ülkelerde daha yukarılarda olduğunu gösterip o çıtamızı biraz daha yukarıya çekmeye çalışacağız. Evet. Hocam o zaman gene altyapıya dönelim. Bizim okulumuz içerisinde siz dönem açıldığı zaman mı seçmeleri yapıyorsunuz? Yoksa yetenekli gelen çocuklar var. Bunlarla birlikte siz çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Onların bilgilerine, yeteneklerine katıyorsunuz ve çıtayı yükselterek işte şampiyonluklar geliyor. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz altyapıda? Şimdi dediğim gibi daha önce bu branşta kız erkek karışık oynuyordu. Sen bir kız bir erkekle takımı çıkarabiliyordun ya da iki kız iki erkekle. Şimdi ara için son 4 yıl var. Takımınızda 5 kız 5 erkek olması gerekiyor. Evet. Bizim ilkokulumuzdan bize gelen ya 1 ya 2 tane öğrenci oluyor genelde. Biz bu iki öğrencinin üzerine 3 ya da 4 öğrenci koymamız gerekiyor ki sakatlığı var, hastalığı var ki geçen bu yıl bu şampiyonluk bizim için çok değerli aslında. Çünkü hem sakatlanan sporcumuz vardı hem hastalığı olan sporcularımız vardı. Onların yerine diğer oyuncularımızı katarak yine şampiyon olabilmeyi başardık. Bu da nereden geliyor? İşte yetiştiriyorsunuz. Yani sadece iki adam değil, yerine yedeğini yetiştirmek zorundasınız. Evet. Dediğim gibi biz aktivite günleri. Bizim aktivitemizi seçen bu sporu hiç yapmamış öğrencilere bile bu sporu yavaş yavaş başlatıp bu takıma giren çok sporcumuz var. Yani hiç ortaokula kadar gelip spor yapmayan, badmintonun ne olduğunu bilmeyen öğrencilere biz bu sporu öğretip daha sonra takımda şampiyonluk yaşamış çok sporcu var şu anda elimizde. Ama ilkokulunda bize gerçekten büyük bir desteği var. Yani bir tane, iki tane her yıl gelen sporcu var ilkokuldan. Altyapıdan gelenler altyapıdan var. Gelenler var. Biz de bunun diğerlerini üzerine... Diğerlerini işte Umar Hocam derslerden olsun, aktivitede olsun, yetenekli gördüğümüz öğrencileri alıp çalıştırıyoruz. Eğer yeteneği varsa zaten yapıyor bu işi ve sürdürüyor. Evet aslında şimdi ben her zaman şeye yakınım daha doğrusu. Bir okulda eğer bir aktivite varsa ve göz önünde bulunuyorsa okul seçilirken de okula gelen öğrenci de o aktivitelere yavaş yavaş kanalize olmaya başlıyor. Yani şimdi bizim okulun belki en üstünde olan kısım basketbolsa basketbolu seven, yetenekli olan o takımla oynamak isteyen oyuncular gelir okulu seçer. Evet. Ama bizim okula baktığınız zaman yelpaze büyük. Yani bunun voleybolu var, badmintonu var, bir bakıyorsunuz tenisi var, masa tenisi var. Yani bir şekilde bizim okullarda, okul sporlarına katıldığımız branşlarda da yelpaze büyük olduğu için gelen öğrenci de eğer ilkokulda bu sporu yapmışsa koleji seçerken ona da bir nebze bakıyor. Yani evet. Bu okulda hangi spor dalları yapılıyor? Evet. Zaten okul olarak yani biz bu misyonu üstlendik. Senelerdir bu böyle. Kıbrıs'ta tek okuluk biz ki tüm branşlara katılan. Evet. Bu da ayrı bir şey. Yani. Ayrı bir olay. Yani hem ortaokul seviyesinde olsun hem lise seviyesinde. Sağ olsun müdürümüz Işılay Arkan'da, bölüm başkanımız Hüseyin Reis de bize tüm desteği veriyorlar bu nebzede ve tüm branşlara katılan tek okul durumundayız şu anda. Yani ben zaten ona bakıyorum. Yani ben birçok branşı takip eden bir kişi olarak bir bakıyorum büyük devlet okulları var. Takımları yok. Evet, ve veyahut da yıl içerisindeki 23 tane aktiviteden 3 tanesine katılıyor. Evet. Ama bir bakıyorum bizim kolej zor. Artı çocukların gelme gitmesi problem. Ama bir bakıyorsunuz eğitim 23 branşına da evet. Katılmış ve hepsi de ayrı ayrı zaten genel kuralı da var.